أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. İnşallah güzel bir şeyle, hayırlara vesile olacağını inanıyoruz. Allah hazırlayanlardan, hizmet edenlerden, okuyanlardan Allah razı olsun. Şimdi inşallah kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da dua kısmına geçmiş olacağız. Tekrar teşrifinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun inşallah. Lillahi Fatiha şerif. ولمن شاء فيه ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم نغفر قلوبنا بأنبال محبتك وذكرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحينا حياة طيبة بالصحة والسلامة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Muhterem kardeşlerimiz, şimdi Tahsin Efendi abinin 12 dakikalık bir videosu var. Onu izleyelim inşallah hep beraber. Sonra tekrar görüşürüz. Tahsin Efendi abi geçen Bandırma'daki kahvaltımızda Hacı Baba toplanan parasının yarısını Hacı Baba'nın eşyalarını satmakla elde ettik. Yağmur gibi Tahsin Efendi abinin hediyeler geldi. Onları da şimdi inşallah takdim edeceğiz sizlere. Ama önce muhterem üstadımızın infakla ilgili çok güzel veciz bir sözü onu okuyacağım. Gerçek servetimiz infak ettiklerimizdir. Allah için verdiğimiz her şey bizimdir. Yaptığımız hayır hasanat bizimdir. Gönlümüze aldığımız fakir, garip, kimsesizler bizimdir. Gönüller bizimdir. Zira onlar vesilesiyle inşallah Allah'ın rızasını kazanacağız. Biz buradaki bu satıştan elde edecek malzemelerden, elde edecek fiyatla malzemelerden, elde edecek parayla da inşaatımızın tamamlanmasına yardımcı olacağız. Allah hepimizden razı olsun. Herkes abi gel. Gerçekten çok büyük bir jest oldu. Bu altlıyı onu en son sokalım. En son sokalım. Altlıyı Rıfat Çıtlak kardeşimize hediye etmiş. O da anlamlı bir de getirdi. Allah razı olsun. Geçen sefer tespih de getirmişti. Yine 4 tane tespihle beraber bu paldayı getirdi. Şimdi Tahsin Efendi abinin beresi var. Siyah beresi var. Namaz beresi var. Hatta Bandırma'daki vakıfta çekilmiş resmi var bu bereyle de. O da o
onlar dışarılar kullanımda verirsin. Bir de 2 metrelik bir arkası var, büyük bir arkası var. Yok o değil, sen, büyük arkası var. Evet, o açar mısın oğlum? Yalan boyunda kullandı, 2 metre boyunda. Onları almakla hem bir Allah dostunu birebir kullandığı malzemeyi yüzünüze kuşmuş olacaksınız. Hem de bundan elde edecek hayırlar çok güzel bu hayırlara vesile olacak. İnşallah da destek olmuş olacaksınız. Ben şimdi sözü inşallah Bilal abiye veriyorum. Bilal abi bunları açık artırmaya salacak. Şimdi küçük hayırlar elimizde bulunan muhterem Tahsin amcanın namaz verirsin. Ben devam dolaşabilirim. Yani görmek isteyenlere yakından gösteririm. 500 lira verdi abi. Var mı artıra? 1 lira. 1 lirayı gördük. Evet 1 lira. Çanakkale'ye gidiyor. 1000 lirayı gördüm. 1100 lirayı gördü evet. 1150 2 lirayı gördü. Evet, 2 lira. Evet, namaz peresi, namaz takvisi 2,5'u gördü. 2,5'u gördü. Var mı? 3 lirayı gördü Çanakkale. Evet, gidiyor. 3 lirayı gördü İsmail Bey. Evet, 3 liraya. Verdim. Şimdi normalde eşin giydiği beresi vardı. Evet. 1500 lira. 1500 lirası var. Evet Eren abi. 1500 lirası var. Ben de acemiyim bu işlerde. Bilmiyorum nasıl olduğunu televizyondan görüyorum işte. Evet. Bunların hepsi tamam. Acaba böyle birlikte resmi var. 2015 senesinde Tahsin amcamızın bunlar. Evet. Aynı böyle. Var mı? Yükselten masaları gezelim. Eren abiye verdik. Evet bir beresi daha var. Siyah bir bere. Bu el örgüsü. Evet abiler. Nedim abi. Evet görmek isteyenlere siyah belimiz el örgüsü. Herkes 1000 lirayı gördüm Ayas'tan. Görenler pardon. Evet 1000 lirası var. 1,5 var. Evet 1500 lirası var Manyas. Manyas'a geliyor. Evet 1500 lirası var Manyas'a. Erdinç abi sen mi kaldın dedin? Ben evet 2 lirası var Bandır Bey var mı? 2 lira var. Tamam. 2 liraya geldin. Evet 2 liraya geldik Bandır Bey'e. Evet küçük hakkı. Evet arkadaşlar. Tekrar ben böyle bir dolaşayım gezeyim. Bir
lirası var abi. Bir buçuk. Bir buçuğu var. İki. Giga'ya, Çanakkale'ye bir buçuk. İki. İki lira var Manyas'a. Manyaslar coştu. Dört lira var. Evet, dört lirası var Manyas'a. Hadi bakalım. Öyle olacak abi işte. Evet, dört lirası var Manyas'a. Var mı? Evet, Manyas'a verdik 4 liraya. Evet. 4 liraya verdik. Alan abi de tekrar hediye etti. Tekrar çıkarıyoruz satışa. Peki Allah'a bir şey diye. Evet. Merkez 1 lira burası. Eğer aynı para giden sahip olur. 1 lira. 4 liradan başlıyor. Bak 4 liradan bak aynı paraya giderse ayı olur. Evet 1 lirası var Recep abi. 4 liradan başlamadım. Olmaz 4 liradan olmaz. Evet 1 lirası var Recep abi. Evet bayram abi kaç? Bayram abi. 2 lirası var. 2 lirası var. 2,5. 2,5'u var. Manyası gene geldi ya. 3 lirası var. Yalnız bu paraları tahsil edelim böyle televizyonu bağlanıyorlar. Şu kadar vereceğiz, bu kadar vereceğiz. Ondan sonra öyle olmasın bizim işlerim. Takdir edelim bitmeyin. Evet, 3 sayı verdik. Buyurun. Ümit abi. Abi yaz abi sen. Televizyonu bağlanıyorlar efendim böyle böyle vereceğiz diye sorulmayacak. Evet. Tahsin amcanın kendi evinden gelen bir tablo bu. 1 lirası var manyas. 2 lirası var gök. 1 lira Çanakkale. 5 bin. 5 bin lirası var abi. Tevfik abi 5 bin lirası var. 7,5'u var. Evet. Evimizin en güzel köşesini asabileceğimiz. 8 lirası var evet. 8 lirası var abi. Hayır pazarı. Ne verirseniz siz önden gönderirseniz bunlar karşılayacak sizi. Evet 8 lirası var. 8 liraya verdik. Hacı abi. Ağzını bul. Verdim. Evet. Belki de bu şeyin en güzel hediyeler şeylerden bir tanesi. Tahsin amcanın Bruno Kudur ailesi. Evet. 2 lirası var. 3. 3'ü var. 5. 5 lirası var Zeki abi. 4. 5 lira var. Olur mu ne şey? Evet 5 lirası var. 6. 6 lirası var abi. Evet 6 lirası var. İsmail abi. Evet 6 lirası. Şefik abi. Şefik abi buyur abi. Bu da güzel bir saat. Bunu bir ihvanımız yapıp hediye etmiş Tahsin amcaya. Evet İsmail abi. 2000 lira. 2000 lirası var canım. 4000 lira. 4000 lirası var. 5000 lira. 5 lirası var. Evet abiler. Evet 5 lirası var. Beş bin lira var zaten be. Hadi 5500 yapım var da. 5500 yapım var. 5 lira. Kağıt 5 lira be. Bayram abiye verdik. Evet. Evet. Bu da Tahsin amca rahmetlinin evinden bir sakladığı
değişiriz. Bunlar da böyle iş yerlerimize güzelce koyabileceğimiz, saklayabileceğimiz bir hatıra olur. 1000 lirası var, 2 lirası var, evet 2000 lirası var. Yeni iş yeri açan abilere, müteahhitlere. 3000 lirası var. Yazıhanelerinde güzel olur mesela bu. 3000 lirası var, Çanakkale'ye gidiyor 3000 lirası. Var mı? Çanakkale, Biga, Çan. Torba var daha gelmiş. Ya gelmiş bir torba var. Bayramın şey bayramı diyor. Koşa yiyecek bir torbası olacak mı? Benim getirdiklerim. Burada gel gel burada burada. Bu da Tahsin amcamızın evinde bulunan nazar duası. Nazara geldiğinizde hemen açıyorsunuz, okuyorsunuz böyle karşıdan. 1 lirası var. 1500. 1500'ü var manyasa. Hadi gören manyasa görenler. 2 lirası var görene. Görene 2 lirası var. Evet. 2200'ü var manyasa. 2,5 var. Evet, nazar hemen nazara geldiğinizde okuyacaksınız. Hiç hoca aramayacaksınız. Evet, nazar duası. 2,5 var. Hadi. Veriyorum. Gidiyor. Var mı? El kalktı galiba orada. Ha, 2,5'a verdim. Sonra kaldı. Sonra kaldı. Tamam kaldı. Acaba bende de vardı mı? Tahsin Medan'da da vardı. Namaz esnasında rüküye inmiş bir insan görünümünde olan bu ağacın fotoğrafı 93 yılında Kuzey Avustralya'da çekilmiş olup yönünün kıble istikametinde olduğu tespit edilmişti. Bunlardan bir tane de Hacı Baba'nın evinde vardı. Bir de Tahsin amcada var. Küçük bir hediyelik tablo. Bilal abi bu tarafa da böyle. Şöyle tabii ki buyurun. 1 lirası var abi. Manyasa geldi 1 lirası. 1,5 var. Evet 1,5'u gördük. Dönün bakalım abi hadi. Evet. 1,5 lirası var abi. Var mı ilave etmek isteyen üzerine? Şöyle güzel bir tablomuz var önümüzde. 2 lirası var abi. Verelim 2 liraya Erdem'e. Verdik abi 2 liraya. Uzatıver abi orada. Abiler şimdi 4 tane tespit getirdi. Bir tanesi sistemli imamesi olan usta işçilikli abonoz ağacı. Duydunuz mu bilmiyorum. Abonoz ağacı. Özel bir ağaçtır. Her yerde bulunmaz. Şimdi tespitlere bayağı bir şey var. Rağbet var. Onun için 1000 liradan başlayalım dedi abiler. Bu sefer 1000 liradan başlıyoruz. Evet. Abi anlattı tesbihin kalitesini. Evet. 1000 liradan başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Görmek isteyenlerin yanında gelebiliriz. İsmail Bey. İsmail Bey'in özel şeyi var. Tesbihlerle ilgisi. Evet arkadaşlar. Evet. Bin liradan başladık.
abanoz ağacından. Çekerken elektriklendirmiyor insan, elektrik vermiyor yani. Plastik değil, elektriğini alıyor. Şifalı. Yok bu tesbihe talip. Hadi bir 500 lira. Tamam 1 liraya alalım. Tamam aldık abi 1 liraya. Elimdeki gene kehribar, sıkma ateş karışımı, silindir kesim, gençlerin daha çok tercih ettiği, 925 eğer örme, Trabzon, gümüş imamesi var üzerinde. Yine az bulunur, hareli, çektikçe ısınır, vücut ısısını alır, mikrobun gene kovar, güzel bir tespih, ucunda da elması var. Binlerden başlayalım. Bu koronadan da korur adamı. Mikroplardan da korur. Evet. Kehribar tesbih. Gümüş imame. El örmesi. Evet arkadaşlar. Kehribar bir tesbih. Çektikçe ısınır. Mikropları alır. Evet. İsmail Bey. Tesbihlere ilgi yok diğer eşyalar gibi. Kurtarmıyor abi. Kaç lira? 1 lirası var abi tamam. Hemen 1 lirayı bulduk verdik. Yarın bir de peynir koyarsın yani. Yaz. Ankara'dan Abdülbaki abi gönderdi. Abdülbaki abi. O ilgi değil mi? Şimdi abiler bu hediyeleri de burada satılmak üzere Ankara'nın manevi vazifelisi Abdülbaki abi gönderiyor. Burada satılsın. Vakfımıza, inşaatımıza hediyesi olsun. Katkısı olsun. Bu arada Abdülbaki abi de bir anayan geçirmişler herhalde inşallah. Allah şifa versin. Evet. Nasıl başladın? 200 liradan başladık. Radyo. Başucu radyo. Koyuna giden var mı? 1000 lirası var abi. Böyle akşam üzerleri Erkam Radyo'yu açıp şöyle üstadınızı sohbetleri dinlersiniz. Evet. Burası bayağı sessiz kaldı. Hakan Bey. İş yerinde bak bunları dinleyebilirsin. Yine kehribar tesbih 7-8 ölçüsünde kırmızı ateş çektikçe siyahlar 925 ayar Trabzon kazas örme püskülü var. Bunu bu şekilde başlayalım. Evet, binlerden başladık. Güzel bir tesbih. Tesbihe meraklı olan abilere duyurulur. Evet, Ayhan Bey. Bilal abi, 1000 lira. 1000 lira. Tamam, 1000 lirası var. Evet. Var mı devam etmek isteyen üzerine? Abiler bismillahirrahmanirrahim. 1,5 lirası var efendim. Evet İsmail Bey. Güzel bir tesbih. Evet, lirası var. 1500 liraya verdik. Tamam. Efendim. Tesbihi son tesbihimiz. Bu da Afrika ağaçlarından ama Afrika'nın hangi ağacı onu bilmiyorum. Bunu yani. Bunu usta bir işçilikli yani ben bu bunlardan bir seri olarak aldım. Bunu 4 ay bekledim. Bunları özel bir usta yapıyor.
gene sistemli imameli, bütün hatbeleri aynıdır. Yani Afrika bir ağaç ama hangi ağacını bilmiyorum. Özel bir tesbih, onu bilirim. Yani bu tesbihlerden hani tezgahlarda bulup alamazsınız. Onu söyleyeyim yani. Bunu da gene 1000 liradan. Gayet hafif Afrika'daki bir ağaçtan üretilmiş nadide bir parça. Bilmiyorum, becerebiliyor muyum? 1000 lirası var. 1000 lirası var. Tabii ki hemen gösterelim. Nadide bir eser. Afrika'dan geldi. Tezgahlarda bulamayacağınız bir parça. Çek koyulaşan cinsler. Evet. Bir lirası var. Var mı? Bakın çok hafif, çok güzel. Görmek isteyen var mı? Dayı size gelelim mi? Evet, manyasa verdik. Buyurun. Şimdi 2 metrelik Tahsin amcanın sürekli kullandığı kaşkolu. El örmesi gayet güzel. Belki diğerlerinden daha anlamlı çünkü birisi elinde örmüş bunu. Emek var, fabrikasyon malzeme değil. 1000 lirası var. 1000. Evet, 1000 lirası var. 2000 lirası var. Allah. 3 lirası var. Evet. Bunu böyle 3 liraya 5 liraya vermeyeceğim abi. Kusura bakmayın. Mehmet abi dur dese de ben durmayacağım. Evet, 3 lirası var. 3,5 var abi. Evet abiler, 3,5 var. 4 lirası var. Ha gayret, bismillahirrahmanirrahim. 4 lirası var abi. Evet, işaret etti var mı oradan birisi? 4 lirası var. Kafa kaşımayın yanlışı. Selam. Evet, 4 lirası var. Vallahi 4, yani 5 liraya gitmezse götüreceğiz bir dahakine. Ha 4100 lirası. Kaç? 4100. 4100. 4200. 4200. 5 lirayı bulmadan vermeyeceğim abi. Biz mahalleden yapıyorlar onu sonra. Evet 4200 var abi. Şuna bir 5 lira verin bırakalım. Eğer olmazsa götüreceğim. 4,5 bulduk. Bunu vermeyeceğim. 5 liradan aşağı vermeyeceğim bu kaşkolu. Evet, 5 lirası bekliyoruz. 5 lirasını. İsmail abi 5 lira var görene gidiyor mu? Var mı Yuda? 5 lirası var. Ben vadettin hoca kadar yapabiliyor muyum? Malzeme çok bugün. Bugün malzeme çok. Evet, 5 lirası var verdim, gönlüne gitti. 500. Aga gitti. Allah Allah. Allah. Şimdi şu yaka. Bana bir giy, palto evi giy. Palto evi giy. Nasıl geçiyorsa onları yanlar. Evet. Tahsin amcanın pardon söz şimdi. Ya Nazım amcanın bu Nazım amcanın pardon sözü bu. Evet. 10 lira veriyoruz abi. 10 lirası var. Yani imkansız bulmanız arkadaşlar. Bu pahalı imkansız. O Afrika'dan gelen ağaçtan daha kıymetli. Onu bulabilirsiniz, onu bulamazsınız. Yani rahmetli onlardan başladık. Rahmetli olduğundan beri benim evimin başucunda duruyordu. Ama şimdi daha hayırlı bir iş olduğu için onun için getirdim yani. Yoksa verebileceğim bir şey değil. Evet. Hacı babamızın, muhterem Hacı babanın bize abi bir hediyesi. 10 liradan başladık.
olabilir. Son turda zaten. En az gene bir 20 lira daha aşağı gitti. Son turda abi. 15. 11. Evet, 11 lirayı bulduk. Evet. Kaç? Oldu. 12 oldu. 13. 13. 13 geldi. 13 geldi. Şimdi Nazım amca olsaydı daha fazla satılırdı, biliyorum kendisi sağ olsaydı ama. Çok da sıcak tutuyor ya. Çok da sıcak. Evet, 13 lirası var. 15 mi? Evet, 13 lirası var. 13 liraya manyası da kaldı. Allah razı olsun. Şeyde onunla beraber hediye ver abi. Evet, bu da hediyemiz İsmail Bey. Bununla birlikte hediyemiz. Şimdi bu da Ayetel Kürsi. Tahsin amcanın evinde bulunan bir Ayetel Kürsi. Hepimizin evimize olabilir. 1000 lirası var. Evimizin, iş yerimizin bir köşesine muhafaza edebiliriz. Bu tarz eşyalar Allah dostlarından kalma güzel eserler. 1500 lirası var. Belki dışarılarda bulabilirsiniz ama bunların manevi değeri yüksek. Evet, 1500 liramız var. Evet, 1500 lirası var. 1500 lira nereden? Şefik abi. Buyur Şefik abi. Evet. Yine bir diğer radyonun eşi Abdülbaki abinin gönderdiği, burada satılsın da inşaatta kullanılsın diye gönderdiği bir radyo. 200 lira demiştik değil mi? 200'den başlayalım. Abi. 250 liraya veriyorum sana. 500 lira. Kaç lira? 200. 300 lirası var abi. Ver. Al abi. O bizden. Tamam. Yine Tahsin amcanın evinin baş gösterisinde bir Allah lafzı. Besmele-i Şerif. Çok güzel eser. 1000 lirası var abi. Son parçalar. Biraz gayret edelim. 1000 lira. 1100 lirası var. 1200, 1500'ü var. Evet, 1500 lirası var. Hep aynı yerde dolaşıyor. Evet. 1500 lirası var. 1500 lirası var. Vefat ettiğinde bu çıkıyor.
diğer eşyaların üzerinde gezdirme şansı her zaman olmuyordu mesela. İşte yazın kaşkolunu takamaz, beresini takamaz, namaz takkesini takar ama bu çakısını her gün yanında gezdiriyor. Evet. Bu 1200 lirası var. 1500'ü var. Çok otomatik bir orijinal bir çakı. 1600'ü var. Evet. 1600'ü var. 1750. Abi 2000 lira dedi bak. 2000'i var. Evet. Abi bunları ne verirseniz yarın öbür gün karşılayacaklar sizi orada. Çakı değil karşılamayacak. Ben tabanda var. Herkes sen de alır diye ayın olsun. Çakal sağ ol. Herkes çakal sağ ol. Herkes çakal sağ ol. 2500 lira. Herkes o çakı sana daha 3 lirayı verdik. Tezgah bozma 3 lira. Evet abi 3 lirası var. Var mı? Bakın bu Tahsin amca bunu her zaman yanında geziyorum. Böyle bir hediye. Böyle bir çakıyı bulamazsınız zaten. Yani gidip bir tezgahtan alırsınız ama Tahsin amcanın bu. Başka bir yerde bulamazsınız. Kıyamete kadar yok. Son. Evet. Nedim abiye verdik. 3 liraya. Allah razı olsun. Gözlerimiz yaşardı Asya Kadir'in o hatıralarına şey oldu. Ben baştan bir yandan dinliyorum o parti şeyde. Acı babamın parçası. Allah hepinize razı olsun. İşte infak o. İnfakta yarışın. Allah razı olsun. Kardeşler çok güzel yarıştılar. Hepinize Allah razı olsun. Pazar günü işinizi ayırdığınız, zamanınızı ayırdığınız buraya teşrif ettiniz. İnanın gidinceye kadar ecir, hiç kalkmadan ecir yazacak, hayır hasarat yazacak inşallah. Şimdi Tahsin Efendi abinin ruhu şerifleri okunan hatimler var, yasinler var, kelime-i tevhidler var. İnşallah onların bağışlamasını yapacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
لم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. Değerli kardeşlerimiz, muhterem hazirun, Mehmet Ağabey'den müsaade isteyerek bir şey anlatmak istiyorum. Ondan sonra duaya geçeceğiz inşallah. Gönenli Mehmet Efendi hocamız böyle cemiyetlerde, topluluklarda toplandıkları zaman duaya geçmeden önce şöyle bir şey anlatıyordu. Hem onu tazelemiş olalım. Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanında böyle yağmursuzluk olmuş. Gelmişler Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a, efendim demişler, ya Resulallah, bir yağmur duasına çıksak. Tamam demiş o da. Hazırlanmışlar, çıkmışlar yağmur duasına. Duayı yapmışlar, bakmışlar hiçbir damla yağmur yok. Eve gelmiş, bir iki gün geçmiş aradan, yok yağmur yok. Hazreti Süleyman Aleyhisselam şöyle bir gezineyim demiş. Şöyle bir yolda giderken bir ağacın altında karıncaların yağmur duası yaptığını görmüş. O karıncaların, biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz, Hazreti Süleyman Aleyhisselam hayvanların dilinden anlıyordu. Rabbimin bir ikramı. O da hemen karıncaların yanına oturmuş, dua eden karıncaya amin amin demiş. Ve başlamış tıpır 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 yağmur yağmaya. Kalkmış, şöyle Kabe'ye dönmüş, ya Rabbi demiş, beni peygamberim dedim, bana Habibim dedim, bana Süleyman'ım dedim, sana yalvardım yağmur ya Rabbi diye, hiçbir yağmur damlası olmadı. Şurada küçücük karınca dua ediyor, başladın ona verdin, bana dağıdın mısın ya Rabbi, bana dağıdın mısın ya Rabbi? Ey Habibim diyor Rabbimiz, Süleyman'ım. Bunu anlatırdı Mehmet Efendi. Ey Habibim, Süleyman'ım, sen dua edene değil, amin diyene bak. Allah. İnşallah biz de dua edene değil, amin diye bakalım. Allah. Hep beraber inşallah amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, tekabbel minna, inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana, inneke entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق فإلى طريق المستقيم فاغفر عنا يا كريم فاغفر عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ببركة ختم القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم ببركة ختمات القرآن العظيم ببركة ختم كلمة توحيد ببركة ختم كلمة توحيد ببركة ختمات كلمة توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ey bize bizden yakın olan, gönüllerden geçeni bilen, ağlayarak huzuruna gelen günahkar kullarının gözyaşlarını affıyla silen, merhametlerin en merhametlisi olan Rabbimiz, Allah'ımız, bizi sen yarattın. Sen bizim Allah'ımızsın. Her şeyi bilenimizsin. Bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Bizi Müslüman olarak yarattın. Dünyanın
cenneti sayılacak şu beldelerde ömür sürdürüyorsun. Verdin de verdin, gök kubbeyi avize yaptın, yeryüzünü çimen yaptın, seccade kıldın. Ya Rab, sana şükürden, hamdden aciziz. Ya Rab, bizi kulluğuna kabul eyle. Kul gibi yaşamayı nasip eyle. Bize faniliğimizi, hiçliğimizi, fakirliğimizi, günahkarlığımızı, noksanlığımızı, her an sana muhtaç olduğumuzu unutturma ya Rab. Ya Rabbel Alemin, bizlere vermiş olduğun en büyük nimet olan iman nimetini hep amellerimizle şahitlendirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yolunda şahitlendirip inşallah imanla huzuruna gelmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bütün amellerimizi ihlasla mükafatlandır. Amin. Ya Rabbel Alemin, son nefes, her an son nefesi düşünmeyi, son nefeste nasıl olmak istiyorsa inşallah her nefeste de iman nimetini nefesimizle beraber yaşamayı nasip eyle. Amin. Ya Rab, bizi şu imtihan dünyamızda yaşadıklarımızdan, yaptıklarımızdan, yapamadıklarımızdan hep hesaba çekeceksin. İnandık, iman ettik. O büyük hesap günü gelmeden önce sıhhatliyken, sağ iken hep kendi kendimize hesabı yapıp o büyük hesaba hazırlanmayı ikram eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, bizler buraya inşallah önce senin rızanı kazanmak, sonra bu büyüklerimizi anıp, güzel insanları anıp arkasından dualar göndermek, hatimler göndermek üzere şuraya toplandık. Bu toplantımızı, bir araya gelmemizi hayırlı ve mübarek eyle. Bütün okunanları, okunan İhlas-ı Şerifleri, okunan kelime-i tevhidleri, hatimleri, şuradaki bulunan samimiyeti, muhabbeti inşallah kabullerin en güzeliyle kabul eyle. Hasıl olan ecri, senin hoşnutluğunu önce rehberimiz, önderimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin tertemiz ruhuna, bütün peygamberlerin erbabına, din-i mübin-i İslam'a en güzel şekilde hizmet eden başta ezvac-ı tahirat, ashab-ı kiram, tabi'in, tebev-i tabi'in, müfessirin, muhaddisin, müştehidin, sulaha, fukaha, şüheda, şurada bulunan bütün hazirunun ahirete intikal eden bir cümle geçmişlerimizin ruhlarına ve Hazreti Ebu Nakşi silsilesinin Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dan Tahir Halili, Esad Erbili, Muhammed Nakşibend, Sami Efendimiz, Musa Efendimizin ruhlarına, isimlerini sayamadığımız bütün üstadlarımızın ruhlarına ve halen vazife başında bulunan üstadımız Osman Efendimizin ruhaniyetlerine, İnşallah şu bahar evinin kurulmasından bu zamana kadar yaşatılması için, her türlü hizmeti için canı gönülden çalışıp şu anda ahiret aleminde bulunan başta Nazım abimiz olmak üzere Ekrem abimizin de ruhlarına ve şuraya toplanmamıza vesile olan kendisini çok yakinen salih amelleriyle tanıdığımız, inşallah beraber secde ettiğimiz, imanına şahit olduğumuz Tahsin abimizin de ruhuna hediyeledi, haberdar eyle. Amin. Kabrini ve kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Günahlarını ve günahlarımızı affeyle. Amin. Kusurlarını ve kusurlarımızı örtüver ya Rabbi. Amin. Ey kalpleri şekilden şekile sokan Rabbimiz, bizlerin kalbini sırat-ı müstakim üzere daim kıl, sabit kıl. Amin. Bizleri her türlü gösterişten muhafaza eyle. Amin.
kazanamayacağımız imtihanla imtihan etme. Bize ne verirsen ömrün, sıhhatin, dostun, dünyada da ahirette de yüzümüzü ak çıkaracak dostlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, sen bizi ezanla namaza, namazla huzuruna, secdeyle kendine yaklaşıyorsun. Ya Rab, bize dualı bir hayat yaşamayı, İnşallah dualarımızı hayatımıza taşımayı, öncelikle annemizin, babamızın, büyüklerimizin, dostlarımızın dualarını almayı, amin, ve dualarımızın da kabul olanlardan olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizleri tevbe tevbe, dua dua, secde secde kendine yaklaşmayı ve en sevdiğin yerlerde ve zamanda da şu can emanetimizi teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Habibinin hürmetine, şurada toplanmamızın hürmetine, inşallah kalplerimizden hasedi, fesadı atıver ya Rabbi. Amin. Kalplerimize Muhammed muhabbetini yerleştiriver ya Rabbi. Amin. Dillerimizden gıybeti atıver ya Rabbi. Amin. Gıybetin yerine duaları yerleştiriver ya Rabbi. Amin. Sen bilirsin, sen bilirsin, sen bilirsin. Biz hiç bilemeyiz. Merhameten dualarımızı kabul eyle. Amin. Allahümme Rabbena etine fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azaben nâr. Rabbena ufirlihi velivalideyye velil mü'minine yevme yekûmul gısâb. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Amin. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyide ve Veline ve Lâhirin. Amin. Ve selamun alel murselin. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. O hayırların fethi, şerlerin defi, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti, hastalığına şifa, dertlerimize deva, borçlama edalar nasip edin. Ya Rabbim, hem koronadan hem diğer hastalıklardan evlerinde, hastanede yatan kardeşlere acil şifalar diliyorum. Amin. İlhan Uçkan Özcan'a acil şifalar diliyorum. Amin. Müşriyat Başkanı Cevval Gümüş kardeşlere acil şifalar diliyorum. Diğer ismini sayamadık kardeşlerimize de şifalar diliyoruz. Amin. Sen Şafi ismi söylemekte de şifalar nasip edin. Ya Rabbi, helal yerlerden kazanıp, amin, helal yerden harcamaya cümlelere nasip eyle. Amin. Maddi manevi bereketler ihsan eyle. Amin. İki cihan saadeti nasip eyle. Amin. Buraya uzaktan yakından şevkle koşarak, hata ile günahla gelip buradan çıkarken tertemiz cümlemiz çıkmayı nasip eyle. Amin. Civar-ı saadetinden bulunduğunuz Abdülkadir Efendi amcanın da ruhu şerefleri için. Amin. Özellikle Asya Efendi amcamızın 3. Hüseyin Devriyesi'nin hayırlara vesile olması, cennetle müjdelenmesi için. Amin. Cümlemizin günahı affolması için, amin, Allah rızası için bir Fatiha Şerife, 3. İkdar Şerife. Cümlemize razı olsun. İçerken standdaki eşyalardan da inşallah gelmeyecek soğuk borçlarını açıyarak öyle çıkalım inşallah. Tekrar inşallah başka bir güzellikte. Allah. Ayın 2 Ocak'ta Allah nasip ederse İgalı kardeşlerimizin havası var. Şimdiden buraya davet ediyoruz. Hepiniz Allah razı olsun. Yolun başı olsun. Tekrar Allah'a emanet olun. İnşallah buradan daha sonra namazlarımızı cemaatle hep beraber kılmış olalım. Arkadaşlar namazları hep beraber camide kılacağız inşallah. Allah razı olsun.